tek tek parçaları oturttu. Benim kafamda da oturttu. Yani bütün parçalar yerini buldu sanki bilmiyorum sizde. Yani ee, formül var. çok bir, soru senaryo sorayım. Senaryo. Bir soru sorayım. Tabii. Senaryo çok. Saadet Partisi bağımsız kısa net bir cevap istiyorum. Açıklamasını sonra duyarız. Ba Saadet Partisi Mustafa abi sen milli görüşçüsün. Saadet Partilisin. Öyle evet. Saadet Partisi Pazartesi günü BTP'nin 7. bir bileşen olarak pardon Bağımsız Türkiye Partisi'nin 7. Bileşen olarak masaya dahil olması yönünde teklif geldiğinde Saadet Partisi evet der mi? Yani ben e, bu meseleyi işte Saadet Partisi istiyor, istemiyor, deva istemiyor, şu istiyor e, düzleminde el almam. Şu bakımdan el almam. E, çünkü e, bir mesai verilmiş. Kaç aydır bir mesai verilmiş. Doğal olarak o mesainin tamamını çöpe atıp, yani üstelik de tartışılan bir mesela. İş uzadıkça biliyorsunuz birçok yeni 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 Hı. tartışmalar açılıyor. Oradaki denklemi değiştirmek aslında bir önceki bütün meseleleri de çöpe atıp yeni baştan bir şeye başlamak anlamı gelir. En baştan prensipler konmuş. Ben zannediyorum siz dediniz ki Meral Akşener orada refüze olacak. dedi. Ben refüz olacağını zannettim. Hayır, reddedilecek anlamında. Tamam, reddediği zaman kendini refüz olmuş hissedecek, Hı -hı. dışlanmış hissedecek evet. anlamında ben algıladım senin o dediğin şeyi. Ama bu kadar tecrübeli... Sence Sen bir kere önce bir soruma cevap alabilir miyim? BTP'ye Saadet Pars, evet der mi? Bak, ben onu söylüyorum. Bu Tebrik yani, Milli Görüşü taktiği, çoruma cevap vermiyorsun. Hayır, hayır. <laughs> yani. Bu evet haylık bir şey değil. Zemin Zemini önemli çünkü bu. Evet. İzah ettiğim gibi. Bu konuya Sayın Kılıçdaroğlu da... Ee, diğer siyasi parti genel başkanları da, Demokrat Parti'de, Deva'da, Gelecek'te, de, Saadet Partisi'de bu konuda prensipleri, başlangıç prensiplerini ister istemez konuşacaklar. Çünkü hani bir söz var ya, pişmiş aşağı su katmakla ilgili bir ifade var. E, belirlenmiş bir takım prensipler var. Şimdi bir siyasi parti, ben benim de kanaatim o. Yani iyi Parti'nin içerisinden aday olacaktır. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hüseyin Başbey'in BTP Genel Başkanının. Ama sürecin böyle gelmiş olması bir kriz ortaya çıktı ve aslında durduk yere çıkan bir kriz. Olması gereken en başta bence yani mesela Sayın Meral Akşener keşke şöyle demiş demiş olsaydı ya altı tane siyasi parti genel başkanıyla 14 Kasım'da bir araya gelip hiç kamuoyuna açıklama yapmadan bunu orada konuşup tartışıp ondan sonra da ona göre de ee, Sayın Hüseyin başta bu görüşmeyi yapıp ona göre aslında kamuoyuna bir takım deklarasyonlar yapılsaydı altılım masanın ahengi bakımından ve başlangıç prensipleri bakımından çok daha güzel olabilirdi, şık olabilirdi. Ama işte biz bazen bu altılı masada e, iktidar cenahının böyle iştahını kabartan krizler ya da işte bir takım e, öncü küçük e, titreşimler görüyoruz. E, ee, bu, Şu bir bu. soruma bir cevap alamadım ben Mustafa <laughs> abi. Hayır ben. evet <laughs> mi hayır mı? Ya, ya ben şimdi benim için niçin evet, ha, evet, demiş, evet, ya. demiş <laughs> olayım ya niçin hayır demiş olayım. Her şey siyah beyaz olabilir. Her siyah <laughs> <olayım. gülüyor> Ben, <şeyin> <laughs> biz ben, biz ben ne diyorum bak. Yani ben şeyi söylüyorum ya. Altı tane genel başkanın Pazartesi beşi günü. de Pazartesi günü. Beşi de bu işi olmaz diyecektir. Ha yani altı tane genel başkanın 5 tane de... Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Tabii tabii ya çünkü prensipler konuşuluyor yani. Burada yani genişlemesin diyecekler. Eğer, yani. eğer sayın sence sayın Kılıçdaroğlu başkanın... zaman... sence de akşenerin tutumu bir emrivaki midir? Yani bence siyaset tam çok ışık olmamıştır, doğru olmamıştır. Çünkü bu Saadet Partisi genel başkanı sayın Temel Karamollaoğlu üzerinden kamuoyunu üstelik maalesef yansımıştır, Hı. yansıtılmıştır. Yani e, Saadet Partisi Öteden beri uzlaşmayı isteyen. Hatta hatta altılı masanın aslında genellikle siyasi partilerin, sen biraz önce iki tane ana unsuru ifade ettin. E, galiba oy e, potansiyeli aldıkları oy son seçlerde. Evet, evet. Oylara göre söylüyorsun. Evet, evet. Ama altılı masanın en büyük harçlarından birisi bugün aslında Saadet Partisidir. Uzlaşmacı ya da Sayın Karamolluoğlu'nun o yaklaşımı çok önemlidir. Yani ya da milli görüşün temsil ettiği özgür ağırlık bakımından e, ee, Saadet Partisi aslında varlığıyla altılı masaya büyük güç vermektedir. Kendisi zorlanmaktadır da yani üstelik. Çünkü, çünkü ben, kendi sosyoloji... ben bu arada oy potansiyeli bakımından söyledim. Sakın yanlış anlamda yok, yok. yok, yani. yok öyle, öyle Saadet Partisi değil. oyunu ben, çok güzel bir güce hay, sahip. Hayır, hayır izleyiciler de tam anlasın diye. Yani şimdi Sayın Karamollaoğlu böylesine uzlaşmacı bir liderlik profili ortaya korken Herhangi bir siyasi partinin gelmek istediği halde sen gelemesin deme gibi aslında bir lüksü ya da davranış kalıbı olmaz. Bildiğim için, tanıdığım için, Milli Görüş Hareketi'ni bildiğim için, geçmişte, 2007'de Erbakan Hoca'nın, işte bütün siyasi partilere temsilci gönderip de bir ittifak kuralım, yani hatta adının hiç bilinmediği siyasi partilere diye bir siyasi lider varken de bu yapılmaz, doğru değildir. Ama bir şey başlamış. Bu işte ciddi bir nereden bakarsanız bakın neredeyse bir yıla yakın bir mesai ortaya çıkmış. Ta önceki Millet İttifakı döneminin dışında da konuşuyorum. Yani altın masa süreci bakımından söylüyorum. Ya o zaman bir başka siyasi parti de der ki bir başka genel başkan ne de der ki ben de şunu istiyorum der. Öbür de der ki ben de şunu istiyorum. Türkiye'de siyasi parti az değil. Bu bakımdan söylüyorum. Bu arada yani bu bir son dakika gelişmesi olmaz. var. E, tabii ki herkes okuyor ama ben e, söyleyeyim bir de e, sesli olarak da dile getirmiş olalım. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince dış politika danışma kurulu üyesi Şakir Özkan Torunlar atanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, İsrail Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atan. Doğru yaptılar. Hayırlı olsun. Doğru bir hamle. Yerinde <laughs> bir hamle. Yani bu bu ne bir hamle. Neden özellikle? 10, 10 yıldır neden? neden? Bu burayla kalmasın, Şam'a da atasınlar. Şam'a da atasınlar, Kayre'ye de atasınlar. Yeter bizim AK Parti'nin çöllere batmış politikasının celemesine. dediğimiz. 2010'dan kaçta sonra be, o selik kolon, alçak koltuk kriziyle gittiler. Evet. O zamandan peki o zamandan ben beri neden, neden yok? Şimdi İsmail, neden var soruları... İsmail Saymaz hemen bir karşı duruş Ne kazandı? Diye, sende, Sataş a a, yani var? Yani bir şey. mı kaldı? Ee, bir önceki seçimlerde siz Tel Aviv mi kazanacak, <laughs> e, Filistin mi kazanacak e, üzerinden yürürseniz ve Türkiye'de milli iradeyi bir şekilde istismar ederseniz ve sonra da bu süreci e, e, başlatırsanız ben buna hayır derim. Yani İsrail ile ilgili benim sorunum var. Bir defa onu söyleyeyim. Yani e, kişisel Biz olarak Biz ulusal çıkarlar, milli çıkarlar bakımından bakıyoruz. Yani hep öyle zaten. Ulusal ve öyle. milli çıkarlar Doğru. çerçevesinde her şey yapıyor. İsrail'le kavga etmek yani. bizim milli çıkarlarımıza yani bugün zarar, zarar veriyor. Yani milli çıkar dediğimizde evet. yani. İs İsrail, olduğu... İsrail ne sağlamıştır ki? Elçilik ilişkisi içinde olduğunuz her yani, ülkeyi mi, sevmek mi de zorunda bir de değilsiniz. Yani. yani, yani. başkasının da angajmanı ben de o ülkeyi İsrail sevmiyorum. İsrail'le can İsrail, bu İsrail, herkes yani. kendi yani. kanaatini Bir ilişki bu. Yani. İsrail'le can canlı olmamıza gerek ama yani ilişkilerimizin bozuk olması bizi Amerika'da aleyhimizde bir dolu tasarının geçmesine sebebiyet verdi. Ee, Yunanistan'la İsrail'le girdiğimiz çatışma yüzünden e, geleneksel hasmı olan Yunanistan'la saf tuttu ve Akdeniz'de mevzi kaybetti. Ayrıca bütün İsrail halkı yani, bir suçlayamazsınız. Şey Büyük bir muhalefet de var. Mısır. Mısır'la İsrail yan yana geldi. Hasımlar. Kaç defa ara altı gün savaşı bilmem ne falan. Mısır, İsrail, Yunan, olmayacak şeyler oldu. Türkiye'nin Türkiye mavi marmara, Türkiye'nin itildiği, sürüklendiği, bir grup radikalin e, mecbur ettiği mavi marmara meselesi ve büyükelçi kriz nedeniyle ilişkilerimiz bozuldu. Can ciğer olmayalım. Elbette ki Filistin'i savunalım. Ama bu başka bir şey. Okay. Fakat biz Akdeniz'de mevzi kaybettik. Amerika'da bir dolu tasarının kap ar ard arda aleyhimize. Sadece o değil. Bu İsrail yok. halkıyla bir ilişki olarak kabul etmek lazım. Çünkü o Filistin meselesinde kendi devletine muhalif olan çok sayıda İsrailli var. Bunun bu uğurda gösteriler yapıldı. Bedel Hı. ödeyen İsrailliler var. Bir İsrail halkıyla ilişkilerden bahsediyoruz. Yani, yani sadece yok yani bu, 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 bu çıkar açısından bir, da doğru. Bir, 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 bir e, müsaade e, ederseniz ben de şey yapayım. Dediğiniz doğru. Yani genellikle şu söylenir. Uluslararası ilişkiler, işte uluslararası ilişkilerde devletlerin dostu olmaz falan. Bu bence küresel güçlü yalanlardan birisidir. Uluslararası ilişkilerde devletlerin çok tabii dostu olur. Mesela Ukrayna Rusya sürecine baktığınız zaman Almanya'nın ya da Avrupa ülkeleri bakımından aslında Rusya ile ilişkileri kurmak, yürütmek, devam ettirmek her Avrupa ülkesinin en önemli çıkarıdır ve menfaatidir. Niçin? İşte bakın, büyük kriz yaşıyorlar. Enerji krizi yaşıyorlar, doğalgaz krizi yaşıyorlar vesaire. Normalde ülkelerin dostu değil de, eğer uluslararası ilişkiler bakımından söylüyorum, menfaatleri olsaydı bugün Rusya ile Avrupa arasındaki bu krizler yaşanmazdı. Evet kardeşim, şimdi İsrail dediğimiz bir Onlar yapı güçlü var. ekonomiler Mustafa abi. Bizim Nasıl? öyle yani, güçlü tamam ekonomiler. İsrail, Biz, İsrail ile ilişkilerimiz var. Ha, Amerika ile ilişkilerimiz. Mesela baktığımız zaman bunların köküne baktığımız zaman. Marshall yardımlarından... Bunu bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim Mustafa abi? Çok özür dilerim. Tamam, şey olalım, olalım, Bunu biz seninle çok uzun konuşuruz. Çok büyük külliyatlar yaparız Hı. da. Bence iç iç politika'ya geçelim. Evet. Evet. Burada yumuşak bir geçişle bir, de, şöyle, bir partiye doğru yol al. Şöyle tamam, oldu. Evet, Uzun süredir de zaman. böyle bir şey olmuyordu. Belki de ilk defa oldu. Yani tabii ki de farklı Bu, düşünen eee yok yok. Yani düşünen, çok bizim millet dış haberleri sanki. Evet, evet. Siyasetin bazı şeyleri düşünsün. Ha, yani burada ee, vatandaş bazı ben, şeyleri düşünmeye hakkı var. Bırakalım düşünsün. <laughs> ben düşünsün. E, ben şey diyorum hani farklı görüşlerde pek çok konuğumuz tabii ki oldu oluyor gayet doğal olmalı da fakat ilk defa bu kadar böyle şey başlıklar açılıp programın içerisinde aynen. keskin evet e, başlıklar açılıp derin e, tartışmalara Ben konuşmam evet. biraz netimdir kusura yok yo, yo iyi de oldu aslında İsmail <laughs> söylediği gibi. TÜİK başkanı görevini alınmış asıl bomba orada. Şey, Tüyük Öyle Tüyük mi? başkanı. Nasıl? Evet. TÜİK da... başkanı görevini alınmış. <laughs> 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 Başkan yardımcısı. Başka yardımcısı. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. O enflasyondan evet. sorumlu olan madde. Evet. <laughs> Hesap. Şimdi başörtüsü mi üzerinden mi geliyoruz? Altınınması üzerinden mi geliyoruz? Şöyle yapalım? E, Şeyi mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Yani Tamamdır. En son en evet. son